Ordu Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin hizmetlerini takip ediyor musunuz? Kısmen, hepsini takip edemiyorum. Peki bu Ünye başarılı mı bu konuda hizmet açısından? Gördüğüm kadarıyla normal. Ne aşırı iyi diyebilirim, ne aşırı kötü diyebilirim. Yapılan hizmetler kimisi yarım kaldı, kimisi bitirildi. Belki memnun değilim yani, daha doğrusu söylersin. Ünye Belediyesi'nden. Vallahi takip etmiyorum. Ben şu an Ünye'de değilim zaten, Giresun'dayım. Şimdi de Giresun'a geçiyorum. Vallahi şu an başarılı değil benim gözümde yani. Ben Ünye'deyim aslında, burada evim burada da Giresun'a gidip geliyorum yani. Bir ayda bir gidip geliyorum. İş dolayısıyla. Değil. Eskiler çok güzeldi mesela. Ahmet Arpacıoğlu vardı. Hala çok güzel çalıştı yani Ünye. Ünye'yi Ünye yaptı ya. Ama bunları da hiç göremiyorum ben. Ancak sokakta milleti görürse selam. Ondan sonra yok. Sağda solda hani bir şeyler yapıyor gibi gözüküyor ama yapmıyorlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin hizmetlerini takip ediyor musunuz? Ya şu anda pek de edemiyoruz çünkü köydeyiz. Ama daha önceki yıllardan biliyorum, ben kendimle muktardım. Ünye Belediyesi olarak bayağı bir hizmet yaptı. Tabii benim köyüm de içinde olmak şartıyla. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla gözlemliyorum, bazı köylerde beton şu yol çalışmaları devam ediyor. Herhalde iyi yani, iyiye gidecek. Peki hizmet konusunda Ünye Belediyesi başarılı mı? Başarılı şu anda. Şu anda başarılı. Başarılı. Evet. Ne gibi hizmetlerde başarılı? Vallahi yol, ben bakıyorum halkın ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Yani şu anda bundan da iyisi olmaz herhalde yani. Öyle düşünüyorum. Yani çalışmalar düzgün. Bak bir sürü yaşlı insanlar var. Onlara yardımda bulunuyor. Yani gördüğümüz kadarıyla çalışması düzgün. Benim bir şikayetim var. Tabii. Az bir yağmur yağdı mıydı? Şu giderler noksan kalıyor, buralar sel su içinde kalıyor. Bizim mahallemiz de öyle. Buradan Çizmen'e geçtiğim zamanlar oldu yazın. Gerçi o yağmurları bekliyoruz. Tekrar keşke yağsa o yağmurlar. Yani altyapısı düzgün değil Ünye'mizin. Altyapı hiç yok. Sular denize akmıyor yani. Suyu ortada kalıyor sular. Yani. Altyapı çalışmalarından yok, memnun değilsin. Değiliz, hiç değil. Yani ben daha önce yurt dışındaydım, Almanya'daydım. 10 metreye bir tane şu maskallar var. 10 metreye bir tane. Yani su yağdığı zamanlar sular kaybolup gidiyordu. Burada niye bir yere birikiyor? Sel, sular, göller oluyor burada. Hani hiç biraz Avrupa'dan az örnek alsalar iyi olur bence yani. Onlar da insan, biz de insan. Onlarda da iki kulak var, iki göz var. Bizde de aynı. Hangi neden mahallede oturuyorsun? Ben burada Çınarlık Mahallesi'nde kalıyorum. Burada da aynı sorunlar yaşıyorsunuz. Yok yani Almanya'nın yağmuru buradan da fazla gerçi ama hiç öyle bir problem olmuyor yani. Gerçi 6 aydır buralara da yağmur yağdı, yok az bir çiselip gidiyor zaten. Yani altyapımız hiç iyi değil. Ünye Belediyesi diye bir şey yok ki. Büyükşehir'den, her şey Büyükşehir'den kaynaklanıyor yani. Var mı yani? Büyükşehir ne derse oluyor. Peki Ünye Belediyesi bu konuda başarılı mı? Nasıl yani, başarılı mı demek anladım yani. Ünye Belediyesi diye bir şey yok şu anda. Dediğim gibi var mı? Yok. Yani her şey Büyükşehir'den kaynaklanıyor. İşte başarılı değil yani. Başarılı değil yani. Çünkü yok, eski sistemler yok yani. Ne bileyim, bir tarafı belediye başkanı biri geliyor söküyor, biri geliyor yapıyor yani. Yani yok yani. Ben memnun değilim yani. Yapılan hiçbir şey görükmüyor şu anda. Peki Ünye Belediyesi bu konuda başarılı mı sizce? Hizmet konusunda. Başarılı mı? Başarılı da değil. Değil. Değil çünkü hiçbir şey yapılmadı şu anda. Hüseyin Tavlı Beyefendi hiçbir şey yaptığı bir şeyi görmedim gözle görünür. Benim için betonlaşmış, stüble yol yapılmış, hastane yapılmış önemlidir kardeşim. Kaç yaşındasın kardeşim? 23-24. Üniversite okumuşsun. 1250, 1300 veya 2000 liraya talim ediyorsun şu anda değil mi? Neden üniversite okulunda bir iş yok? Düble yoldan ne güzel orduya gidiyorsun. Sana bravo. Orduda yol önemli değil. Yolun sonunda bir iş önemli. Hastane olmasın. Sağlığımız yerinde olsun. Hastane, cami. Görüyor musun? Mahalle bakkalı gibi cami var her yerde. Elhamdülillah Müslüman'dan bahsediyoruz. Rant uğruna cami yapıyorlar. Anladın mı kardeşim? Düble yol değil önemli olan. Önemli olan yolun sonunda bir fabrika, iş. 100 bin nüfus çalışıyor Ünye'de, yaşıyor. 5 bin nüfus çalışıyor. Yani 75 bin gariban, 25 bin kendine bakabiliyor.
Ediyoruz tabii ki ya. Memnunuz biz. Memnunuz. Yolumuz falan yapıldı yıllar önce. Kaç senedir yolumuz yoktu. Yolumuz yapıldı. Peki yani. Belediyesi bu hizmet konusunda başarılı mı? Gördüğüm kadarıyla başarılı. Yani. Ordu Belediyesi'ne geçelim. Millet hep açlıktan ölüyor, açlıktan. Şeyler, adam akşamdan gördünüz mü haberlerde? Kadın erişkesi gelmiş, hırsızlığa çıkmış. Peki Ünye Belediyesi başarılı mı hizmet konusunda? Ne ha başarılısı? Hep yol kenarı yapıyor diyorlar, inanma, hep kabarmış açılış yapmadan. Hiçbir şey yok, ellerinde bir telefon. Başkan yok, başkan yok. Millete ancak kandırıyorlar bizim gibi delilleri. Ha kömüre kandırıyorlar. Ha bak kömüre kandırıyorlar, makarnaya kandırıyorlar. İnsanlarımız kanıyor, kanıyor. Bu yalancılara kanıyor. Her öğüne pancarla mısır çorbası yeniyor mu? Yenmiyor değil mi? Bir pırı ıspanak kaç lira biliyor musun sen? 12 lira 15 lira yavrum. Geçiniliyor mu? Doğruyu söyle. İş anne. İş de yok. Var mı? Var mı iş? Vermiyorlar ki. İş yok. Büyük şehre geçeli millet açlıktan ölüyor ölüyor. Elini açıyorlar hep. Niye? Ben de bağırıyorum. Diyorum ki cam silin, merdiven silin, gidin diyorum, çalışın diyor.